hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben sizi tanıyorum ama video izleyen diğer izleyicilerimiz sizi tanısın isterim. Buyurun efendim. Ödülünüz önce ödülden bahsedelim. Tabii. Ne ödül aldınız daha sonra sizden bahsedelim. Ödül tabii şu anda bu altın kalem, altın yazarlık gibi ödül benim incelediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bu özellikle bana sunulan bilgi de Bilgelik Psikolojisi kitabındaki birinci kitaptaki yani yazarlıkla ilgili yaptığım sentezle ilgili bir ödüldü bu. Hı hı. Yani bilimle yani kişinin yani bilimle ruhsallık arasındaki bağlantı kurmaya çalıştığım bilimdi. Bilimin aslında geleceğiyle ilgili bir çalışmaydı bu. Yani bilimin doğaüstü yeni görünmeyen gerçeklikle bilim arasındaki bağlantıyı inceleyen, onunla ilgili kanıtlar sunan bir çalışmaydı. Yani bu tabii benim mesleki olarak askeri lise kuleli, 69 kuleli mezunuyum, 75 Cerrahpaşa, sonra psikiyatri ihtisasını Gata'da yaptım ve yazarlık hayatım 1980'lerden itibaren başladım. Hatta ilk kitabım da İnsan Kan ve Dolaşım diye bir kitaptı. Asistanlık dönemlerimde yazmıştım. İnsan vücudundaki o harikalarla ilgili bir şeydi. Daha sonra psikiyatri uzmanı oldukça kitap olduktan sonra onunla ilgili alanlar daha çok ağır bastı. En sonunda da işte bu bilgelik psikolojisi denilmesinin sebebi de eğer insanlığı kurtaracak şeyin bilgelik olduğunu düşünüyorum ben. Hani Rahibe Teresa'nın bir sözü var. İnsanlığın geleceği için ne düşünüyorsunuz deyince neye ihtiyacı var denizden birebir iyilik yapmaya diyor. Doğru. Bunun gibi yani insanlığın buna ihtiyacı var. İnsanın iyiye doğruya gitmesi, ekonomik refah büyüyor, maddi refah büyüyor ama insani değerler aynı paralelde büyümüyor. İnsani özelliklerden uzaklaşmak bu maddi refahı tam tersine çevirecek böyle bir durumda. Çok doğru. Böyle dünyanın dijital diktatörlüğe doğru, dijital faşizme doğru gittiği bir dünyada muhakkak birilerinin yanlış bilimsel olarak yanlış bir şeyler söylemesi lazım. Yanlış gidiyorsunuz diye söylemesi lazım. Üstad, bundan sonraki projelerinizden bahseder misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Ne planlıyorsunuz? Tabii ki yani şu anda daha çok işte bu ben kuantumla psikiyatri ilişkisi, hesaplamalı psikiyatri konularını daha çok ele aldım. Yani burada insanın özellikle üzerinde durulması gereken şey insan önümüzdeki 10 yılda 10, 20, 30, 40 yılda insanlık nereye gidiyor? İnsanın iyi yönde gitmesi için neler yapılması lazım? Bu konulara odaklaşmak gerekiyor. İşte yani kitapta da bunu yapmaya çalıştım. Bir de kadim bilgelikle gelecekteki bilimin sentezini yapmamız önemliydi. Efendim ödülünüz için çok tebrik ediyorum. Rica ederim. Sizi şahsen de tanıdığım için onur duydum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Zaten çok başarılısınız. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Sağ olun.